Evet. Şimdi eşkenar üçgen deyince ABC üçgeni bütün kenarları birbirine eşittir. Buraya 60 diyorum, buraya 60 diyorum. Şurasına dikkat et. Tamam, 60 yapacak. 60 eksi alfa. Şimdi burada bak şu alakasız iki tane uzunluk eşit. Bunları alakalı hale getireceğiz. Bakalım nasıl getireceğiz bir bakalım şimdi. Madem bu bir eşkenar üçgen, ben bu kenarına x desem, burası x olur, burası y olur. Burasının tamamı x artı y olur. Burasının tamamı x artı y olur. Şimdi bu soru çok kolay bir soru değil. Baştan söyleyeyim. Şimdi burada sonra ne yapacağız? Bak yani şuradan paralel çekeceğim. Hani bu şu an için ilk defa böyle zor bir soru çözüyoruz. Ben buradan böyle paralel çekersem şurada bir eşkenar üçgen daha oluşur. Neden? 60, bak burası da 60 yapar. 60, burası da 60 yapar. Burası y oldu, burası y oldu. Tamamı x artı y idi x. Şimdi burada ne görüyoruz biliyor musun? Bu çok eski bir soru tipi. Bak, x var, y var, 120 var. Yani şurası 120 derece. Bak, x var, y var, 120 var. Yani burada şunu biliyoruz. Şu bir nolu üçgenle iki nolu üçgene eş diyeceğiz. Yani bir ve iki eş üçgenler. Diyeceksin ki benim onu nereden çizmek aklıma gelecek? Daha şey görmedik, benzerlik görmedik. Eski yayınlarda böyle hani benzerlik içeren sorular soruyorlar. Ama üçgende açı sorumlusu mudur dersen hayır, bu benzerlik sorusudur bu arada. Eş üçgenler bak hani şöyle düşün. Elimizde iki tane farklı kalem var, tamam mı? Biri x, yani uzunluk var diyelim. Şu aradaki açı 120. Şöyle bir üçgen var. Bir tane de burada var. Yine x, y, 120. Bunlar aynı şeydir değil mi? Yani bak bu ikisi aynı üçgen. Şimdi soruyu çözelim artık. Bak 28 neyi görüyor? Y'yi görüyor. Bak burası ne olacakmış? 28 olacakmış bak şurası. 28. Neden? Bu iki üçgen aynı. Nereden anladık onu? X var, y var, 120 derece var. X var, y var, 120 derece var. Tekrar ediyorum. Eline iki tane farklı kalem alsan, x, y, 120 yapsan, dediğim gibi şu üçgenle şu üçgen eş üçgendir. Peki 60'tan neyi çıkartırsam, yani 60 eksi alfa neye eşit oldu? 28'e oldu. Buradan da alfa kaç gelir? 32 gelir.